geçmedi. İlk olarak ilk defa son peygamber Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam geldi. Cenab-ı Hak'la konuşuyor. Cenab-ı Hakk'a selam verdi. Aralarındaki o konuşmayı kaydediyorlar ve yerdeki, gökteki bütün melekler hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu arada kaderi yazan kalem de aynı şekilde onu yazıyor ve ilk defa bir peygamberle bir Cenab-ı Hakk'ın isimleri yan yana yazdığı için heybetinden kalem de dayanmıyor ve kalem çatlıyor. Kalem bizim kültürümüzde, hat sanatı kültüründe şakkı kalem, yani şakkı kamerle şakkı kalem arasındaki fark. O da bir mucize olarak tarihimize, hat sanatının tarihine geçmiştir. İki kamışta. Birinden hu çıkıyor, birisinden hu yazılıyor. Evet, hu yazılıyor, hay yazılıyor. İki kamış ne kadar farklı. Bataklıktan çıkan bir şey nasıl yaparsan birisinden insanı mest ediyor, birisinden de yazıdan mest ediyor. Ve kalemin yani kamışın bir dili var aynı şekilde. Burada İki dokuz boğum kalemin, var. iki kalemin de iki kamışın da bir dili var. Mesela şu, ben bunu biliyorum. Tam olarak bilgi sahibi değilim. Bunu elimize aldığımız zaman kalem şöyle diyor. Hal diliyle. Ya Rab, ben hiçbir şey değilken, bir saman şeklinde, ot şeklindeyken, bataklıktayken beni bu insan eline aldı, bana kıymet verdi, değer verdi ve senin ismini yazmaya başladı. Senin kelamını yazmaya başladı. Ya Rab, sen de bu kulunu affeyle. Ya Rab, sen de bu kulun günahları varsa bağışla ve başlıyor dua etmeye. Bizim kültürümüzde, hat sanatı kültüründe öyle diyor. Neyde de sizin demin Neyde de duyurduğunuz gibi. şöyle diyor, duy şikayet etme. Etme. Her kim duysa bunu feryat eder, ağlar, gözlerinden yaş gelir diyor. Hazreti Mevlana da Mesnevi'nin ilk 18 beytini neyle başlatıyor? Duy. Yani aslında yine diyor, feryadım aslında ben bu dünyada bir şey değilim. Benim feryadım öbür taraftır. Benim feryadımı ancak dile getiren de neydir? O cezbe oldu, ateş oldu benim yüreğime ve o bende ne oldu? Sema oldu, döndü. Bu şekilde. Allah'a hamdolsun. Yani iki tane kamış, ikisinde bir ayrı ateş. Kimini dinleyince aşka getiriyor ve döndürüyor, semahu diyerek döndürüyor kendi etrafında, bir dünyanın kendi etrafında ve güneşin etrafında. Diğeri ise kalem olup yazıyor, kamış. Onda da farklı bir güzellik oluyor. Ercan da üfle diyor orada. Elhamdülillah. Evet, İki elhamdülillah. gönül diyorunca yani gerçekten böyle hani şu var, derler ki eğer güzel olanı anlatırsan orada muhabbet başkadır. Yine o şöyle, ben ayeti bilmem ama bir topluluk bir araya gelirse, Allah'ı zikretmezse orada bir eşeği ölüsünü yemiş gitmişler gibi, ama Allah'ı anlarsanız orada hayır ve bereket gelir, melekler de Ve oraya iner. melekler iner. Rahmet melekleri iner. Ve Ya Rab, ben şu topluluğa, şu cemaate girdim, gördüm, seni zikrediyorlardı Ya Rab. Ya Rab, seni zikrediyorlardı. Ya Rab, sen onları affeyle. Benim kullarım bunu düşünüyorlar mı? Bunu istediler mi? Ya Rab, evet söylüyorlar. Seni zikrediyorlardı. Meleklerim başka kaynaklar farklı söylüyorlar. Ey meleklerim, şahit olun. Ben de o topluluğu affettim. Ben de o kullarımı affettim. Yani burada şu da çıkar. Bir topluluk Allah'ı zikretmeye gelirken biri sohbet eder, biri eğer Kur'an-ı Kerim okur, diğer insanlar da onları dinlemeye gelirse bütün rahmet hepsinedir. Ben bilmiyorum, ben anlamıyorum denilmeyecektir. Yeter ki o topluluğa girilsin, o cemaate girilsin, Cenab-ı Hak rahmetiyle onları kuşatır. Rahmetinde sual olunmaz yani. İki kamış bizi neyledi? Hamuş eyledi diyor. Yani yine Hazreti Pir'de. Yüreğine sağlık. Bize güzellikleri, Allah razı olsun. kuvvetleri. Şimdi belki soru işareti olabilir. Acaba hat sanatının dışında kaligrafi sanatı. Belki bu ismi
Bilmiyorum buraya göstermek nasıl olur. Şimdi, kaligrafi. Kaligrafi evet. Sanatı da Cumhuriyet'ten sonra Müslümanların eline geçen farklı bir sanat oldu. Her ne kadar düşünce farklı olsa da diğer yazıları değiştirelim, bu yazıyla değiştirelim, farklı düşünceler olsa dahi ben şöyle düşünüyorum, hep söylüyorum. Biz yani Müslümanlar, hattatlar bu sanatı da sahip çıktık ve bunu da ıslah ettik. Bu sanatı da kendimize, kendi kültürümüze kattık. Ve evet. Biz de bu sanatla Latin harfleri, evet Latin harfleri zaten demek istediğim, evet. Onu da ıslah ettik, kendi kültürümüze kattık ve kendi kültürümüzde yine Kur'an-ı Kerim'i Arapça yazarak mealini Türkçe güzel yazıyla, kaligrafiyle yazıp yine aynı şekilde görsel olarak tebliğ hizmetini bize Cenab-ı Hak müyesser kıldı. Elhamdülillah. Yani fikirler farklı olabilir, düşünceler farklı olabilir. Ve sinsi planlar da farklı olursa yeter ki Cenab-ı Hak'tan biz isteyelim. Cenab-ı Hak bakın o sinsi planları bizim için hayırlı planlara çevirir diye. Evet, böyle bunu özellikle söylemek istedim. Kaligrafinin de evet, Latin harflerini iyi bir illüstrasyon yapıldığı zaman gerçekten insanlarda o yine duygu özüne dönüştürüyor. Acaba diyor evet. Tamam bunun yine Arap harfleriyle yapılabilir mi? Yani insanlar evet bunları algı... Ben bir dönem yurt dışında bir programa katıldık. Kaligrafi yazıyoruz. Ben Ebru yapıyorum. Benim arkadaşım kaligrafi yapıyor. İnsanlar evet tamam bunu beğendik. Bunu bir de Arabi yapabilir misin diye şey yaptı. Aslında bu Latin harfleri kaligrafiyle insanların yine zihninde, dimağında şuna evet. Çevirmeyi evet. Şey etmek gerekiyor. Böyle biraz daha kaligrafi harflerin içine biraz daha şunları hatları koyduğunuz zaman süsleme ayetler evet. Koyduğunuz zaman çok evet, ayrı bir keyif. Evet. Güzelliği paylaşan her zaman güzeldir. O amen. Güzellik insana da sirayet ediyor. Yani insanın ruhunu özgürleştiriyor. Yani amen. Gerçekten bir küçük bir ortam ama burada ruhlarımız o kadar özgür, o kadar coşkulu, o kadar keyifli. Ancak bunu bu hasbihalden gönlü burada olanlar ancak biliyor gerçekten. Yani onun için hakikaten söylemek gerekiyor. Yeri geldikçe, aklımıza geldikçe büyüklerimize de söylemek gereklidir. İstirham etmek gereklidir. Gençlerimizi bu gibi sanatlara yönlendirmek lazım. Evet. Yönlendirebilmek için de çaba göstermek lazım. Çaba gösteririz, çaba göstermek fakat bir yerlerde eğer destek olunmazsa, destek görmezsek çabamız da boşa gider. Bizden çaba, bizden gayret. Evet, tabii ki Cenab-ı Hak evet, evet. Lütfedecek, yardım edecek. Fakat söylediğim gibi yine büyüklerimizin talip olmak gerekiyor. Evet, büyüklerimizin bu konuda bizi desteklemeleri lazım. Evet. Zemin hazırlamaları lazım. İşte burada talep olduğun zaman, işte talep marifet iltifata tabi derler. Mesela evet. Burada meşk ederken burada 10 tane öğrenci olsa. Evet. Yani yarın şimdi hayat baki olmadığı için sizden sonra yanacak evet. Işıkların sizi yansıtması lazım. Evet. Yani özellikle gördüklerimi söylüyorum. Bazen İmam Hatip olarak yapamayacaklarımızı İmam Hatiplikle beraber, bu sanatla beraber belki birçok gence yaklaşabiliriz. Ciddi anlamda parklarda sağa sola giden gençleri gördüğümüzde hakikaten içimiz yanıyor. İnanıyorum ki eğer bir yerde 10 tane genç boş boş oturuyorsa, yaklaşım olarak onlara güzel bir şekilde yaklaşırsak, onları mutlaka 10'undan 6 tanesini kazanabiliriz ben düşünüyorum. Ki bunu değişik yerlerde buna benzer gençlerimizin parklarda terk edilmiş olarak, aileden terk edilmiş olarak parklarda fakat birileri sahip çıkınca ya en iyi esnaf ya da en iyi sanatkar çıktıklarını de hem gördük hem duyuyoruz. Yani şöyle onun için, bir şey, hal durumu vardır. Yani aslında halin sirayeti vardır. Hal evet. Sirayeti. Şimdi bir noktada bir zaten bu sanatlar tamamen usta-çırak ilişkisiyle geçiyor ve tamamen o ustanın yanında dizini kırıp oturduğun sürece ustanın da o güzelliğini sirayet ediyor onun için. Evet. Yani bu noktada bu sanatların en önemli unsuru zaten güzelliği paylaşmaktır, güzelliği yaymaktır. Evet. Bu işte bunun içinde
gel demek gerekiyor. Hazreti evet. Mevlana için tabii. Bir kapı açıktır. Evet. Yeter ki ona talip olmak evet, gerekiyor. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmiş olduğu sanatla uğraşalım, o sanatı gösterelim ve karşımızdaki insana da Cenab-ı Hak onun kalbine